kendi halinde, işinden gelen, işine giden, kimse zarar olmayan, evine bağlı, çocuğuna bağlı bir eştim. Hiç kimseye zarar zahmeti yoktum. Duygusaldın, sporu çok severdin, müziği severdin. Sessizdin, hiç kimseye, yani konuşsa konuşurdun, konuşmasa konuşmazdın. Öyle birisiydin. Hep eşimin beraber, mesela eşimle çocuklarımızı çok iyi yerlere getirmek isterdik. Onun da hayali çoktu. En büyük hayali çocuklarını okutmaktı. Hani benim ayakta kalmamın sebebi biraz da onun, yani beraber onunla aynı fikirde olmamız, aynı her şeyi paylaşmamız. Yani biz onu, ikimiz beraber çok her şeyi başardık ki. Yani onun kaldığı yerden de ben yürüttüm yani. Allah'a şükür, ne diyelim. Her şeye rağmen çocukların için ayakta durmalıyız yani. Benim açımdan söylemiyorum, bütün 301 aile için yani. Kaderimiz buymuş diyoruz. Çocuklarımız için ayakta durmaya çalışıyoruz. 301 kişiyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz de unutturmayacağız. Maden şehidi İbrahim Kurt Bey'in eşi Kibari Kurt Bey, 43 yaşındayım. Manisa Soma'da yaşıyorum. Eşim öldükten sonra hayat mücadelesi verdim bayağı çocuklarımı büyütmek için. Şükür halime. Çocuklarım arkasındayım, öyle sene de yine okutacağım. Eline gelen yapacağım, ne isterse onu yapacağım. İnşallah okullar geleceği, vatanı milleti bir hayırlı evlat olurlar. Ben Gülfidan Köse'yim. Eşim Erdoğan Köse, 301 maden faciasında eşimi kaybettim. Bir kızım, bir oğlum var. Ve kendim Somalıyım, buralıyım. 8 sene çalıştı eşim. 8 sene maden sektöründe çalıştı. 8 sene sonra bu 301 faciasında eşimi kaybettim işte. Hani çok zorluklar çektik, çok acılar yaşadık çocuklarımla beraber. Hala da eşim öleli 5 bitti, 6. senenin içindeyiz. 6 seneden beri aynı acı, mesela aynı hüzün, aynı acıyla da yaşıyoruz yani. Aynı acının içinde mücadelemizi de veriyoruz, çocuklarımızı da büyütüyoruz. Yani ne diyeyim, böyle yani, zor yani, yani madenci şeyi olmak yani. Ben Saniye Şahgül, 1981 doğumluyum. Muşbulanık'ta doğdum. Bundan 25-30 sene öncesi 6-7 yaşındayken Kumköy'üne geldik. Manisa Soma Kumköy'ünde ikametgah ediyoruz. Benim oğlum babası vefat ettiğinde 16 yaşındaydı, Mehmet Ali Cengül. Emircan Cengül 9 yaşındaydı. Şu an Allah'a şükür iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız var. Hayat devam ediyor hani, ne olursa olsun. Mehmet Ali zaten üniversite kazandı. Erzurum'da tarım makine mühendisliğini okuyor. Emircan da Soma Anadolu Lisesi'nde bu sene 1. sınıfa gidiyor. Sizlerden de Allah razı olsun. Her ay bursluluğumuzu da alıyoruz. Eşimi kaybettiğimde bir sürü ziyarete insanlarımız geldi. Allah razı olsun. Ama Türk Eğitim Derneği de geldi ziyarete. Bize geldiler, başsağlığı dilediler. Bana dediler, senin bir ya kızını ya oğlunu okutalım dediler, burs verelim dediler. Ondan sonracığıma biz de dedik, tamam dedik, düşünürüz dedik. Türkiye Eğitim Derneği'ni aradım. Sizin dedim teklifiniz hala geçerli mi dedim. Onlar da geçerli dediler bana. Ve bu vesileyle oğlumu o okula yazdırdım. Ve Allah razı olsun, çok da memnunum. Eşim, ben emekliyim. Emekli maaşımdan çocuklarımı okutacağım diye uğraşıyorum. Sizin sayenizde burs alıyorlar, burs parasından ve emekli maaşımla geçindiriyorum. Elime gelen hiçbir ihtiyaçlarını karşılıyorum. Hiç kimse muhtaç etmemeye çalışıyorum. Kendimi yemiyorum, yediriyorum, içmiyorum, içiriyorum.